Anne, ne oluyor? İyi misin sen? Şimdi Nesrin'le konuştum. Kenan'ı tutuklamışlar. Nasıl ya? Vefa'yı öldürmekle suçlanıyormuş. İyi de ne alaka ki yani Kenan amca? Nereden çıktı şimdi bu? Hepsi o çocukların yüzünden. Hayatımıza bir girdiler. Her şeyi karıştırdılar. Anne. Önce seni suçladılar, şimdi Kenan'ı. Allah kahretsin hepsini. Anne, Ali'lerin hiçbir suçu yok. Berk yüzünden suçladılar beni. O yalan yanlış görüntüleri herkese izlettiği için. Cemre, konumuz Berk mi kızım? Sana Kenan amcanı tutuklamışlar diyorum ya. Ben de kızını tuzağa düşüren kişi Berk diyorum. Şu an o üzüldüğün adamın oğlu oluyor ya kendisi. Hay Cemre, çekil Allah aşkına. Şimdi seninle uğraşacak halim yok benim. Hemen Kenan'ı görmem lazım. Benim hemen Kenan'ı görmem lazım. Anne, bir dur. Sakin olsana sen ya. Niye bu kadar panik yapıyorsun? Sen hangi sıfatla gidiyorsun? Tutuklu adamı sana nasıl göstersinler ya? Cemre, sevgili sıfatıyla kızım. Müstakbel eş sıfatıyla anneciğim. Oldu mu? Şimdi gidebilir miyim izin verirsen? Çağır. Baba, ne oldu? Alevci ile gelin dedin. Konuşmamız lazım. Konuşacağız. Gel. Kenan amca ile ilgili değil mi hocam? Saldılar sonunda tabii. Ben demiştim size adamın bir suçu yok diye. Maalesef Kenan'ı tutukladılar çocuklar. Baba, benim aklım almıyor. Ya anlayamıyorum. Niye böyle bir şey yapsın ki Kenan amca? Nasılsını, niyesini bilmiyorum da suçu kesinleşti. Berk her şeyi görmüş. Berk kesin yine yalan söylüyor. Ya hocam, bu yine onun oyunlarından biri. Önce Cemre, şimdi Kenan amca işte. Aynen. Aynen, ben de öyle düşünüyorum. Çocuklar, bir dakika. Bu işin şakası olmaz. Öyle düşünmeyin. Yani şimdi Berk sırf oyun olsun diye babasını ihbar etti. Biliyorum kızgınsınız belki. Ki haklısınız da. Onu yalnız bırakmamanız lazım. Size ihtiyacı var. İmkansız hocam. Aynen. Ya en azından bu konuda hemfikiriz. Öyle. Ya çocuklar, arkadaşınızı böyle bir anda silmeyin ya. Ya kendinizi onun yerine koyun bir. Bu çocuk neler çekmiş çocukluğundan beri ya? Tahmin edebiliyor musunuz siz? Babasından o kadar korkmuş ki susmuş. Ama vicdanı el vermemiş, notları göndermiş. Ya biliyorum, şu anda Berk'in yerinde kesinlikle olmak istemezdiniz. Kesinlikle. Ama yanında olmanız lazım. İhtiyacı var size diyorum. Pardon hocam. Efendim Cemre? Ya bu akşam mı? Tamam, bir sorayım. Akşam Cemre bizi ve Ali'leri yemeğe davet ediyor. Aa, Zeyno da geliyor muymuş? Oğlum, iddia bitti demedik mi? İddia olduğunu kim söyledi? Tamam Cemre, geliyoruz biz. Bay bay. İlk önce gidin Berk'i görün. Arkadaşınızla oturun, bir konuşun. Benim Berk'le konuşacak hiçbir şeyim kalmadı hocam. Siz isterseniz gidin bu arada. Ben kaçıyorum. Zaten akşam görüşürüz. Aynen. Dur ben de geleyim, akşama hazırlanırım. İyi günler hocam. Aza. Çok üzgünüm hocam ya. Yani şu anda en son yüzünü görmek isteyeceğim insan benim Berk. İyi, ben de odamda takılırım o zaman. Çağır. Yapma be oğlum. Herkes hak ettiğini yaşıyor babacığım. End of the story. Ya hep yani böyle olmuyor mu? Ne yapalım biz, sana da öğretsek? Yani bir süre antrenman yaparız. Gayet iyi. Oho. Tamam, anladım. Sen pek ilgilenmedin bundan. Ne yapalım? O zaman biraz sosyalleşelim, bakalım insanlar ne yapıyor.
Cemre. Anne. Ne oluyor kızım? Niçin bütün bu hazırlıklar? Akşam arkadaşlarım gelecek. Arkadaşların? Hazal'la Ege, Çağrı falan. Ya Ali'lerin gruplar da gelecek. Bir de okuldan başka kişiler daha gelir. Sen ne yaptın? Konuşabildin mi Kenan amcayla? Hayır. Anladım. Anneciğim. Bak, bu yüzden aramızın bozulmasını istemiyorum. Tamam, haklısın. Anlatmalıydım. Ama anlayamamandan korktum Cemre. Anneciğim, ben sana kızgın ya da kırgın değilim ki. Ben senin için üzülüyorum sadece. Yani ben Berk'in nasıl biri olduğunu anladım. Umarım sen de babasının nasıl biri olduğunu anlarsın. Cemre, nasıl böyle konuşursun? Ya sakın bana Kenan amcanın katil olduğunu inandığını söyleme. Ya o asla böyle bir şey yapmaz. Ben peki anne. Ben böyle bir şey yapabilir miyim? Sence Vefa'nın katili ben olabilir miyim? Hadi söyle, itiraf et. Kardeşin öldüğünde de böyle düşünüyorum desene. Cemre. Neyse anne, bu arada salondaki mumları aldım. Yaksam sorun olmaz herhalde. Cemre'ciğim, ya böyle eğlence için biraz erken değil mi sence? Ya biraz daha dinlenseydin. Anneciğim ben iyiyim. Hem de hiç olmadığım kadar iyiyim. İyisin. İyiyim. Bak, bu ilaçları alman çok önemli biliyorsun canım. Alıyorsun değil mi? Alıyorum, merak etme. İyiyim. Arkadaşlar keyfinize bakın. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa burada yardımcılarımız var ve yardım ederler. Tamam mı? Görüşürüz. Afiyet olsun. Maşallah bütün okullar burada. Sözde biz bize olacaktık. Hoş geldiniz. Nerede kaldınız ya? Hiç gelmeyeceksiniz sandım. Hoş bulduk. Zeyno'yu bekledik de geciktik o yüzden biraz. Zeyno, çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Çok iyi bak. Çok iyi. Vav. Ne vavı la? Gerçekten yine vav. Ortaya at, Zeyno'yu ortaya. Zeyno? Sen şöyle. Bu sen misin gerçekten? Yani çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim de sizin işiniz gücünüz yok mu ya? Bu arada gerçekten zor oldu ama çıktı hepsi bir şekilde. Ney? Ney? Şey boya ya. Doğru, resim falan biliyor ya. Boya. Ne boyası Zeyno? Yok bir şey. Neyse hadi geçelim buyurun. Geçelim. Buram mıyız? Evet böyle geçebilirsiniz. Gel Zeyno gel. DJ de geldiğine göre parti başlasın. Vay vay vay. DJ falan gece kop kop. Kop kop? Kopacağız anlam yani eğlence. Ha okey böyle geceler akmak falan gibi yani. O manalı, o manalı. Yani bu gece eseceğiz. Değil mi Ali? Misal. Misal. Seni Ali. Hayır ya niye dağınık ki burası bu kadar? Sen nasıl rahat ediyorsun ki böyle? Hadi hemen başla. Yani hiç gerek yoktu Cem ama ellerinize sağlık. Vallahi iyi de geldi. Afiyet olsun. Hepsini kendim yaptım. Sen şimdi burada yalnız mı kalacaksın? Öyle görünüyor. Yok yok öyle bir şey yok. Öyle olmaz yalnız olmaz. Senin başına mutlaka bir yetişkin durması lazım değil mi? Tabii. Ya vallahi bundan önce beraber yaşadığımız yetişkinle hikayenin finali pek iyi bitmedi. O yüzden benim de biraz güvenim sarsıldı tabii. Canım herkesle böyle bir şey yaşayacaksın diye bir şey yok ki öyle değil mi Önder? Öyle, öyle. Mutlaka sana yeni bir vasiyet atanırken bunlar göz önünde bulundurulacaktır diye düşünüyorum yani değil mi? Sonra biz varız burada. Evet. Yalnız değilsin ki. Ne zaman istersen, neye ihtiyacın olursa bizi çağırman yeterli. Ayrıca arkadaşlarına da zamanla aran düzelecektir. Yani kimler ne kırgınlıklar yaşıyor. Onarılıyor ama hepsi. Gençler ya daha. Ne arkadaşlarımla aramda olan durum pek
düzelebilecek türden bir şey değil desem. Hatta bir tık daha ileri gidip sizi benimle ilgili yaşadığınız vicdan azabından kurtarsam nasıl olur? Hazal'ı o gece saldıran bendim. Ne? Ne diyorsun? Ay, ay saçmalama lütfen. Olur mu öyle şey? Belki bu hiç hoş bir şaka değil. Hiç hoş bir şaka değil. Zaten bu bir şaka değil. Ya benim için üzülmenize gerek yok. Hatta siz bunu tam anlamaya çalışırken bu durumu ben yalnızlığıma geri döneyim. Sen niye buradasın? Sıkıldın mı yoksa? Yok, sıkılmadım da müzik falan, gürültü çok benlik değil canım. Sessiz bir yere gidelim o zaman. Hı? Hadi gel benimle. Burası daha sessiz bence. Evet. Bu dansı bana lütfeder misin? Bunu erkekler söylüyor diye biliyordum ben. Sormazsın diye korktum. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Ayağına basarsam? Ya ben basarsam? Ali sustur kalbini kardeşim. O değil, o olmaz. Ne olur sustur kalbini kardeşim. Ucunda ölüm var. Ali! 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 Arap! Arap buradayım Ali! Zeyno yukarıdayız! Ali! Ali! Arap! Geleceğim. Ben de geleceğim. Buraya geleceğim. Vefa! Cemre? Sen bunu nasıl yaparsın ya? Ne? Sen bunu nasıl yaparsın? Herkes göründüğü gibi olmuyormuş değil mi Vefa? Saf, iyi, masum. Seni var ya, seni hep böyle sanmıştım. Seni hep böyle görüyordum. Ben şey yapmadım. Sus, yalan söyleme. Bugün Hazal, yarın kim? Yarın kim? Belki daha öncesi de vardı. Cemre, hayır ben masumum. Bak, burada her şey var zaten.
sen bunu nasıl yaparsın ya? Senin gibiler nefes bile ama. Cemre. Senin gibiler yaşamayı bak. Sen bunu nasıl yaparsın ya? Senin gibiler nefes bile ama. Yalanlarıyla, korkudan kurdukları tuzaklarıyla, onları bu hale getirenlerin günahlarıyla. Bencilce, susarak, görmeyerek, duymayarak, ucu kendine dokunmadığı sürece umursamayarak, el birliğiyle beni hep birlikte öldürdüler. Baba, seni Ali'ye, dostlarıma emanet etmiştim. Ama şimdi Ali de, diğerleri de sana emanet. Çok geç olmadan katilimi bul. Onları kurtar. Çünkü yine böyle güzel bir gecenin sonu ölümle bitecek. Selam, hop hop hop. Meyvası değil o kızım. Sen lak lak içiyorsun bunu ben. Aa. Nasıl ya? Şu vişne şurada tutuldu. Başımıza tadım testir oldum bari lokalısını be. Kaç tane içtin kızım sen bundan? Bunun iki tane işte. Aferin Zeyno. Aferin Zeyno. Aferin Zeyno. Aferin. Aferin. Başkan, size acil double kahve, double. Yoksa soda. Zeyno, Zeyno. Ay canım. Ben şimdi içkimi içmişim ya. Sen, aferin, aferin, aferin. Aferin. Bir şey diyeceğim. Ben de diyorum ki bu portakallar neden eşki? Sen ananın kompostası sandın herhalde. Ay başım. Kız tamam Zeyno, tamam. Tamam Zeyno. Kız tamam. Yine nereye kayboldun sen? Buradayım işte.
Bak eğer sıkıldıysan gidebilirsin yani. Sırf sevgiliyiz diye... Sevgiliyiz diye keyif almadığın bir ortamda durmanı istemem. Sevgili miyiz biz şimdi? Değil miyiz? Bana uyar. O zaman duymak isterim. Sevgili misin? Peki. Öpüşüyorlar değil mi? Hı? Sana diyorum cevap versene. Hı? Hı? Sen başıma bir iş gelmeyecekse ben bu sorunun cevabını güvenemiyorum, vermiyorum. Söylesene, yakışıyorlar değil mi diyorum sana? Senem, pas. Vallahi pas. Aa. Tamam, yakışıyorlar işte de söyle. Yakışıyor. Hı? Hı? Değil, yok. Selin, tamam. Nefes al. Kusma Zeynep. Tamam. Zeynep, al bebi kahveni. Sağ ol. Tamam, sıcak, hadi. Elin yanar sıcak. Tamam, hadi gidin siz. Gidin, dans falan edin, hadi. Yiyordum hiç, ben gideceğim. Tamam, iyiyim ben, hadi. Hadi. Tamam, hadi. Heh. İç. Biraz iç, gidiyorum ben. Tamam. İç, he. Gel durun, gel durun. O koyma, sen koy. Yiyeyim, git. Tamam, gideceğim. Ben... Falına bakayım. Yok artık, sen falda mı bakıyorsun ya? Anlarım biraz. Bak, mesela bu da upuzun çıkmaz bir yolun sonunda olduğunu görüyorum. E'si çıkmaz yolda geri adım atmak da ilerlemektir. Yani çıkış yoldan diyorum Zeynep. Ya başka yol mu yok sana? Bak Ali de devam ediyor. Çok biliyorsun sen değil mi? Az bilirim ama öz bilirim diyelim. Zeynep. Aslında demek istediğim... Eğer bu yolda yardıma ihtiyacın varsa... Ben seve seve eşlik ederim. İstemez. Dans edelim mi? Ay ne olur. Al götür lütfen ya. Hadi. Hadi. Yine ne diyor bu ya? Boş ver. Dans edelim mi? İstemiyorum. Tamam, ben sıkılıyorsundur diye söyledim. Sıkıldım zaten. Tamam, beraber sıkılalım. Bak, Çağrı. Yanlışlıkla canını sıkacağım. İstemiyorum bunu yapmak, tamam mı? Ben şu an yalnız kalmak istiyorum. Beni rahat bırak. Tamam. Ege'cim sanki bana birazcık ayıp oluyor gibi ha? Ben beceremiyorum ki. Sen tek başına şahanesin. Cinsimsin. Yani ne kadar Ege ve Çağrı benim arkadaşım olsalar da ben girl power diyorum. Ay kız gücü kız. O kadar İngilizcemiz var herhalde kız. Sen ne diyeceksin? Dökül bakalım. Hani Cemre size bir ara ajanlık yapıyordu ya. Sizin tarafınıza geçmişti. O sırada bizimkiler dediler ki madem biz de onlardan birini avlayalım o zaman. Haliyle o avda sen olmuş oldun. E'si yani bu olay kapandı gitti ama bunlar hala iddia peşindeler. İyi olan kazansın diyorlar. Deme. Demeseydim iyiydi de.
İyi olan kazansın. Ha? Hı. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Biz de havada kalalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.